Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Medyascope'dan Aytuğ Özçolak'a konuştu. Barkın, Peker'in yeni video yayınlayacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peker'in, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı centilmenlik anlaşmasına riayet ettiğini ifade eden Barkın'ın açıklamaları şöyle. Neredeyse Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğinden beri aynı ikametgahta kaldığını biliyorum. Çünkü kendisiyle yaptığım görüşmeler aynı mekanda gerçekleşiyor. Sadece telefonla değil, çoğu zaman video konferans yoluyla görüşüyoruz. Kendisi, eşi ve çocukları Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiklerinden beri aynı yerde ikamet ediyorlar. Sosyal hayatlarının da Türkiye'deki gibi olduğunu söyleyebilirim. Burada da çok serbest sosyal hayatı olan bir aile değildi. Anladığım kadarıyla biraz daha dikkatli, temkinli, kendi güvenliklerini riske atmayacak şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Barkın, İsmail Saymaz'ın Peker'in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığı söyleniyor iddiasına ilişkin şunları söyledi. İsmail Saymaz'ın açıklamalarında bahsettiği konulara dair bilgim yok. Ancak Sayın Saymaz'ın bugüne dek Sayın Peker'le ya da başka bir konuda yeterli inceleme ve bilgiye sahip olmadan bir değerlendirme yaptığını görmedim. Barkın, Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı anlaşmayı centilmenlik anlaşması olarak niteliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı centilmenlik anlaşmasına riayet ediyor. Riayet etmek durumunda. Bildiğim kadarıyla bu yazılı bir anlaşma değil. Ancak geçen sene siyasi sonuçları olacağı sebebiyle paylaşımlarda bulunmaması hususunda talepte, ricada bulunuldu. Kendisi de mevcut durumu itibariyle buna uygun davrandı. Bu talebin temel gerekçesi kendi can güvenliğinin korunması ile ilgili. Kasım ayından beri de paylaşımda bulunmuyor. Ancak anlaşmanın içeriği hakkında hukuki bir bilgim yok. Bu konuda sahip olduğumuz bilgiler kendisinin açıkladıkları. Müvekkili Sedat Peker'le hukuki ihtiyaç duyduğu her an görüştüğünü belirten Barkın, Peker hakkında Türkiye'de devam eden davalara ilişkin bilgiler verdi. Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi hem de İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kırmızı bülten talebi var. Bursa'daki dosya İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirildi. Geçen ay Yargıtay 5. Ceza Dairesi bu kararı uygun bulmadı ve iki davanın yani iki örgüt davasının iki mahkemede görülmesine karar verdi. Dolayısıyla bir İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürüyen 92 sanıklı örgüt davası, bir de Bursa'da yürüyen Köfteci Yusuf davası diye tanımlanan bir dava var. Kendisi hakkında her iki davada da kırmızı bülten talebi var. Kırmızı bültenin icrası Interpol tarafından oluyor. Interpol tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin talepleri ve Sayın Peker'in savunmaları alındı. Şu an için nihai bir değerlendirme gerçekleşmedi. Dolayısıyla kırmızı bültenin Birleşik Arap Emirlikleri'nce icrası söz konusu değil. Barkın, Peker'in iadesi için şu an hukuki bir sebep bulunmadığını ancak konunun siyasi boyutunun da olduğunu ifade ediyor. İade konusu tamamen siyasi bir durum. Hukuki olarak vereceğimiz cevap şu. Birincisi, kırmızı bülten talebi var ve bu talep nihayete ermedi. İkincisi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında bir iade anlaşması yok. Üçüncüsü, Birleşik Arap Emirlikleri herhangi bir uluslararası iade anlaşmasının tarafı değil. Ancak tabii iade anlaşması olmasa da pekala iade edebilir. Çokça örneği var. Bu Türkiye Devleti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkiye bağlı. Bir de tabii ki Türkiye'de yargılandığı davaların niteliklerinin ne ölçüde iadeye gerekçe oluşturduğu da önemli. Arapların bunu da göz önünde bulunduracağı kanaatindeyim. Sonuçta orası bir kabile devleti değil. Sedat Peker'in geleceğe ilişkin bir planının olup olmadığıyla ilgili Ersan Barkın, bakın neler söyledi. Kişisel fikirleri, planları hakkında bir fikrim yok. Çünkü kendisinin ilişki biçimi bu benimle. Yani avukatlık sınırını benim koruduğum kadar o da koruyor. Dolayısıyla hukuki süreçlere katkı sağlamayacağı sürece benimle herhangi bir bilgi paylaşmaz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.